Küçücük bebek babası tarafından acımasızca dövüldü. Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşayan Yunus Göç'ün 2 aylık bebeği dövdüğü anların görüntüsü sosyal medyada büyük yankı buldu. Olayın ardından Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan bebek ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye sevk edildi. Minik bebek başına aldığı darbelerden dolayı beyin kanaması geçirdi. Tedaviye cevap veren bebek hayati tehlikeyi atlattı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen Yunus Göç, nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı. İlk başlarda eşinden şüphelendiğini ancak inanmak istemediğini aktaran bebeğin annesi Semra Göç, yaşananları anlattı. Ben ilk başta böyle şüphelenmiştim ama konduramadım. İlk başta da ben konduramadım. Sonra anneme haber verdim. Eşimin telefonuyla. Eşim telefonumu kırmıştı, almıyordu yani. Böyle 2-3 gün boyunca böyle sesini duyuyorum. Ağladığını, çığlığını, vurma seslerini duyuyorum. Beni şeye gönderiyor sürekli, yemek yapmaya gönderiyor, çay yapmaya gönderiyor. Ve o sırada da çocuğu dövüyor. O çığlığını duyunca zaten ben gittim dedim ki ne? Yani şu topu deliğinden baksam da ne değişir? Yani hem yapıp yapmadığını öğreneyim dedim gizlice. Kapı deliğinin anahtarını çıkardım. Kapı deliğinin anahtarlık deliğinden baktım. O zaman da o taraftan bakınca bir baktım çocuğun suratına böyle yapmış. Tutmuş böyle elinden avucunun içine almış çocuğun suratını. Böyle vuruyordu. Kendisinin de tehdit edildiğini söyleyen Göç, bebeğim doğduğu günden beridir şiddet görüyordu dedi ve kocasının en ağır cezayı almasını istedi. Nasıl sever gibi yapıyordu çocuğu. Ben halbuki inanmıyorum yani sevgi gösteriyormuş gibi yapıyor. Halbuki ben inanmıyorum. Böyle yapıyordunuz. Oğul seni annen mi dövdü diyordu. Ben diyordum ben dövmedim. Ondan bu videoyu çektim. Çünkü benim üstüme atacaktı. Cezasını hapse girmesini istiyorum. Tüm cezasını çeksin istiyorum. Çıkmasın oradan. Evet doğduğu günden belli böyle şiddet görüyor. Duyuyorum ama konduramıyorum. O süreç konduramıyorum. Sonra diyorum ki ne yapmaz diyorum. Yapmaz ama seslerini duyuyorum. Bir de telefonum yok. Telefon elime geçsin istiyorum. Bir sürede annemi arayamadım o durumda çünkü annemi arattırmadı. Ve böyle kucağına böyle yani bebek hisseder mi bilmiyorum. Kendisini kucağına herkes de duruyor. Sadece kendisini kucağına verince bakıyorum kokusundan mı biliyor ne yapıyorsa ağlamaya çığlığı basıyor çocuk. Kafamı yastığa koyuyorum çocuğun sesini duyuyorum o çığlık gözümün önüne geliyor. Yani o çocuğu o videoyu izledim ben o video geliyor aklıma. Ben yatamıyorum. Yatamıyorum bile. Şey yapamadım.